Bütün extension'larımı kurdum. Kurduktan sonra da ne yapıyorum arkadaşlar? Şuradan komut paletinden Java projesi diyorum. Java projesi dedikten sonra Spring Initializer'la ben Spring Boot projesini hızlı bir şekilde oluşturabiliyorum. İnanılmaz derece basit bir şekilde bu işi gerçekleştiriyor. Normalde bu iş çok uzun bir iş arkadaşlar. Uzun soluklu bir iş. Yapılandırmadır, şudur budur. Bana bu arkadaşım bütün yapılandırma aktivitelerini gerçekleştiriyor. Buradan Maven ve Gradle diye iki seçenek çıkıyor arkadaşlar. Bu ikisi de inşa yapı inşa modülüdür arkadaşlar. Bana hızlı bir şekilde ayarları gerçekleştiriyorlar. Özellikle mesela Google Android geliştirmede mesela Gradle'ı direkt lisanslı olarak kabul etti arkadaşlar. Dedi ya ben Android geliştirici olarak ben Gradle altyapısını kullanıyorum dedi. Biz şu an Spring Boot projelerimizde arkadaşlar Maven altyapısı üzerine gideceğiz. Özellikle web aktivitelerinde çok fazla işimizi görecek arkadaşlar. Tomcat dediğimiz bir server kullanıyor. Gene Apache server kullanıyor arkadaşlar. Bu bizim Spring Boot yapısına otomatik olarak geliyor arkadaşlar. O yüzden biz Maven projesi içerisinde gidiyoruz arkadaşlar. Maven'i seçtikten sonra versiyonumuzu seçiyoruz. Versiyonumuzu seçtikten sonra 3 yapı kullanabiliriz arkadaşlar. Biz Java'yı tercih ediyoruz. Java dili üzerinden kodlama gerçekleştireceğimi tercih. Özellikle işin mobil tarafında çok fazla derece Kotlin'de kullanılıyor. Özellikle Gradle kullanıcılar arkadaşlar Groovy altyapısını çok kullanıyorlar. Bilginiz olsun. Biz projelerimizde Java kullanacağız. Burada dediğim gibi mutlaka ama mutlaka organizasyon ismini yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben organizasyon ismi olarak hemen buradan Codex yazdım. Siz organizasyon ismi olarak com nokta işte ne diyeyim artık Onur yazabilirsiniz. Çok önemli değil arkadaşlar. Ve buraya hello demiştim hatırlarsanız. Hello dedikten sonra bana iki tane seçenek sunuyor. Burada arşiv dosyalar arkadaşlar. Yani compile edildikten sonra bu dosyaları ne olarak kaydedeceğim? Java arşiv dosyası, web arşiv dosyası arkadaşlar. Biz web tabanlı çalışma gerçekleştireceğimiz için ne yapıyoruz arkadaşlar? Projelerimizde varı seçiyoruz arkadaşlar. Buradan benim Java versiyonumu soruyor. Java versiyonu arkadaşlar terminal bölümünden Java boşluk --version yazarsanız arkadaşlar size versiyonu söyler. Benim ne 11 ne 16 arkadaşlar. Benim versiyon 15. Ben 16'yı seçeceğim sonra 15'e geri revize edeceğim. Bilginiz olsun. Oradaki XML dosyasından. Sizin de versiyonunuzu buradan baktığınızda arkadaşlar eğer son versiyonu kurmuşsanız zaten otomatik olarak 16 görülür sizde. Bu benim dependency'lerim arkadaşlar. Benim için çok önemli. Spring Boot DevTools içerisinde arkadaşlar kullanacağım yapılar vardır. İçerisinde Spring MVC var arkadaşlar. Benim için çok önemli. Dediğim gibi Apache Tomcat barındırıyor kendi içerisinde arkadaşlar. Bunu kullandıktan, bunu da seçtikten sonra arkadaşlar bir de benim HTML yapımı kullanabilmem için arkadaşlar, template yapımı kullanabilmem için şurada TimeLive dediğim bir template engine yapısı var arkadaşlar. Bir de bu arkadaşı seçiyorum ki işim sıkıntısız bir şekilde devam etsin. Bunu seçtikten sonra yaptığım aktivite şu üçünü seçip oluşturulacağı yeri belirlemek olacak arkadaşlar. Bu kadar basit. Oluşturdum diyor. Aç diyorum ben de. Gidiyor açıyor arkadaşlar. Bu şekilde ben dosya yapımı ne yaptım? Hazır hale getirdim. Şuna baktığımda arkadaşlar Maven'in bana sunmuş olduğu bir dosyadır arkadaşlar. pom.xml dosyası. pom.xml dosyasını açtığımda benim bütün dependencies'lerim burada aktif bir şekilde yer alıyor. Unuttuğum bir dependencies varsa arkadaşlar daha sonra ben bu dependencies'i buraya ne yapabiliyorum? Rahatlıkla ekleyebiliyorum. Bir sıkıntı yok. Bilginiz olsun. Herhangi bir dependencies'i unuttuysanız arkadaşlar bu dependencies'i şuraya Google'da search ederek hemen diyelim ki ben şuradaki template yapısını bana sağlayan
işte ne diyeyim artık, time lift dediğim şuradaki dependency'si ben eklemeyi unuttum. Google'a sadece search etmem yeterli arkadaşlar. Hemen şuradan yazıyorum. Herhangi bir yerde otomatik olarak çıkar karşıma. Nereden görebilirim burada? Evet, şuradan tıkladım arkadaşlar. Şu arkadaşı alıp hemen şuraya ne yapabilirim? Rahatlıkla kopyalayabilirim arkadaşlar. Unuttuğum herhangi bir dependency varsa rahatlıkla bu şekilde ekleyebilirim. Versiyonumda arkadaşlar bir değişiklik meydana getireceksem buradan otomatik olarak Java versiyonumu değiştirebiliyorum. İşte burada işte diyelim ki ben var'ı seçmiştim yanlışlıkla. Sonra Jar'a geri döndüm, dönmek istedim. Buradan değişikliğimi meydana getirip istediğim herhangi bir aktiviteyi rahatlıkla gerçekleştirebiliyorum. Benim burada yapacağım aktivite arkadaşlar. Burada bu dashboard'u görebiliyorsunuz. Dashboard bana yardımcı oluyor arkadaşlar. Benim yapacağım aktivite şuradaki kod yapısını oluşturmak arkadaşlar. Benim dosyam burada gördüğünüz üzere. Bu benim dosyam arkadaşlar. Ben bu dosyam üzerinde istediğim aktiviteyi rahatlıkla gerçekleştirebilirim. Mesela işte ne hata aldım ben burada? Formda herhangi bir değişiklik meydana getirdim mi? Güncellemesini söyledim. Yüzünü açamadığını söyledim. Neden böyle bir hata vardı? -16 olmadığını söyledim. Ben düzelttim burada da. Niye tekrar bana böyle bir hata verdi acaba? Kapatayım, tekrar bir açayım.
Evet, şu an bir sıkıntı oluşmadı. Az önce neden böyle bir hata aldığımı tam olarak farkı tıkladım. Şu an çalışıyor diyor. Açmış olabilir miyim acaba? Localhost 8080'i açalım bir. Evet, şu an herhangi bir dosya söz konusu değil. Yapacağım aktivite ne arkadaşlar? Buraya açıp burada gerekli kontrolü ve benzeri ayarları gerçekleştirip işlemimi yapmak olacak. Bu kadar basit. Buradan hızlı bir şekilde bir controller ayarlayabilirim. Hemen diyorum ki arkadaş, hani direkt aynı klasör içerisinde yapabilirim. Çok önemli değil arkadaşlar. Home. Home controller. Nokta Java dedim. Bu arkadaşın controller olduğunu burada belirtmem gerekiyor. Bu arkadaşın controller olduğunu belirttikten sonra bu arkadaşın işte ne diyeyim artık home kısmında nelerin açılacağını tam olarak ayarlayabilirim. Hatta şöyle bir şey yapalım. Biz var olan bir tane ne diyeyim template atmıştık hatırlarsanız arkadaşlar. O template'i hemen hızlı bir şekilde şuraya geri atalım. Bir tane sizin grupta da vardı. Paylaşmıştım ben. Personel.rar diye bir yapıydı bu. Buraya çıkart diyelim. Şurada şu forma ihtiyacımız yok. Şuradaki tekstlere ihtiyacımız yok arkadaşlar. Statik dosyayı alıyorum. Hatırlarsanız statiğin içerisine yapıştırıyorum arkadaşlar. HTML içeriği de alıyorum arkadaşlar. Şuradaki templates klasörünün içerisine atıyorum arkadaşlar. Bu arkadaş çalışsa da çalışmasa da otomatik olarak zaten gidecek arkadaşlar. Index.html dosyasını açacak. Çünkü şuradaki template'in çalışması gerekiyor. Şu an index HTML dosyası olmadığı için, index dosyası olmadığı için arkadaşlar herhangi bir içerik açamadı. Şimdi durdurayım. Tekrar bir çalıştırayım. Buradaki index dosyamı otomatik olarak açması gerekiyor. Şu controller'ı bir ayarlayalım arkadaşlar. Controller dosyamı. Timelife'ı eklemiştim herhalde. Controller'a dedim ki arkadaş ben bir request mapping gönderdiğimde ne diyeyim? Quest mapping'i otomatik olarak eklemesi gerekiyordu. Ekledim mi? Evet, süper. Bir quest mapping gönderdiğimde bu arkadaşı mesela ana sayfa olsun. Ana sayfamda gitsin arkadaşlar. Public string home isminde bir metot oluşturayım. Ve bu metodum gitsin arkadaşlar. Return indeksi çalıştırsın diyebilirim.
Normalde bunu otomatik olarak da algılaması gerekiyordu. Bu kedi neden algılamadı onu anlamadım. Madem algılamıyor, biz de ona algılaması için imkan tanıyalım. Şu arkadaşı tekrar bir durdurayım. Acaba çalışan bir yapı mı var diye bakıyorum şu an. Tekrar bir çalıştırayım arkadaşlar. Baktığımızda bayağı aktiviteyi bize evet. Gördüğünüz üzere arkadaşlar buradaki template'i bana açtı. Hatırlarsanız şurada bir sıkıntım vardı. Ben buraya tıkladığımda da bir HTML dosya açıyor. Ama artık bundan sonra HTML'imiz yok. HTML diye bir olayımız yok. Sadece linklerle yani yönlendirme aktiviteleriyle bir route vererek yönlendirme gerçekleştireceğiz. O yüzden ne yaptık arkadaşlar? Hatırlarsanız şuradaki kontrole portfolio details.html yerine portfolio details yaptık arkadaşlar. Replace all yaparsak artık linkim güncellenmiş oldu. Burada da home controller'a da bunu belirtmem gerekiyor. Diyorum ki arkadaş benim bana eğer herhangi bir portfolio details diye bir link gelirse git portfolio details ismindeki metodu çalıştır. O metotta gitsin. Buradaki portfolio.details.html dosyasını çalıştırsın arkadaşlar. Portfolio.details.html dosyamı çalıştırsın. Controller üzerinde değişiklik meydana getirdiğim için arkadaşlar bakın şöyle bir bakarsam linkte düzeltme meydana geldi. Tıklıyorum arkadaşlar. Artık boş sayfa açmıyor. Normal belirtmiş olduğum sayfa içeriğini açıyor. Siz de kendi template yapınız arkadaşlar. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Bunu bana sağlayan dependencies yapısı arkadaşlar. Aslında ne bu? Daha önce de belirtmiştim arkadaşlar. Timelift dediğim dependencies yapısı arkadaşlar. Bu bana ne yapıyordu? Bir template yapısını oluşturuyordu. Şuradaki template yapısını kullanmamı sağlıyordu. Burada daha sonra göreceğiz arkadaşlar. Java ile beraber HTML'i dinamik hale getiriyor. Normalde bildiğimiz gibi HTML nedir arkadaşlar? Bir statik bir dildir. Biz buraya çeşitli timelift komutları kullanarak arkadaşlar bu statik bir yapıyı dinamik hale rahatlıkla getirebiliriz. Bu benim genelde arkadaşlar kullanmış olduğum ilk yapı. Yani en azından ne diyeyim bu Spring Boot yapısının tam olarak ne işe yaradığını algılamak için işte nasıl yapı çalıştığını görebilmeniz için arkadaşlar oluşturulmuş basit bir örnek. Bu örneği sizinle paylaşmıştım hatırlarsanız.